okulun ilk haftası ne yapmalı sonuç? Şey yapalım hocam, full yatış. Hayır saçmalama. Dersler mersler boş geçmeyecek. Okulun ilk haftası gerçekten artık 8. sınıf olduğu için senin için çok çok değerli. Yeni döneme hazır mısın? İlk baştan soruyorum sana. Hazır olacağım hocam. Ha şimdi okulun ilk haftasını önemsememiz gerekiyor. Neden diyeceksin? Çünkü zaten dersler boş geçiyor. Kimse gelmiyor, konu işlenmiyor. Bir hafta daha tatil yapalım. Sakın böyle bir şey yok. 8. sınıfta artık sınav senesindesin sen ve senin için gerçekten de iyi başlangıçların temelinin atıldığı bir senesin. Nasıl başlarsan öyle gider diyoruz. O yüzden iyi başla, iyi gitsin diyoruz. İyi başlayacağım. Aynen. 9 ay sonra seni bekleyen çok önemli bir LGS sınavı var. Biliyorsun Tunç Hocam. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Şimdiden ipleri sımsıkı tutup gerçekten ona iyi bir şekilde hazırlanıp şimdiden sağlam temeller üzerine gidelim. LGS'yi başaracağım. Unutma, okulun ilk haftası yanında bir defter götüreceksin mutlaka. Asla böyle ya işte boş gideyim zaten dersler boş gidecek. Sakın öyle bir moda girme sakın. Aynı zamanda LGS konularını şimdiden listele ve şimdiden ne yapacağını teker teker gör ve bütün konulara yanlarına tikler ataraktan konuları bitirmeye başlayacaksın zaten. Ön sıralarda oturmaya dikkat et. Ön sıralarda oturdukça ne olacak Tomuş Öğren Bey'im? Konuyu daha iyi dinleyeceğim. Öğretmenin gözüne gireceksin. Şaka yapıyorum tabii. Öyle bir şey yok. Artık zaten onlardan ziyade sınavda gerçekten konuları çok iyi bir şekilde anlamamız ve okulda 8. sınıfı çok iyi geçirmemiz gerekiyor. O yüzden konuyu daha iyi dinleyebilmek için mutlaka ne yapmamız gerekiyor Tomuş Öğren Bey'im? Ön sıralarda oturup öğretmenimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Önlerden bilet ayırtıyorum. Aynı zamanda öğretmeninle iletişim kurmaktan sakın çekinme. Tomuç Evren Bey, öğretmenlerimizle ne kadar soru sorarsak o kadar çok cevap alırız ve bu cevaplar bizi o kadar geliştirir. O yüzden bundan sakın çekinme ve bunun üzerine git. Öğretmeninle daha sıkı iletişim kurmaya çalış. Aynı zamanda her zaman öz disiplini yakala. Öz disiplin ne demek biliyor musun Tomuç Evren Bey? Disiplin etmek. Hayır saçmalama, onunla alakası yok. Yani bu disiplin dediğim şey böyle ciddi, böyle kasvetli bir şey değil. Aslında kendi çalışma düzenini oturt. Kendi planını yap. Kendi programını yap. Kendine bir yol belirle. Bunu sen yapabilirsin. Senden başka kimse yapamaz. Ne rehberlik hocam, ne annen, ne baban sana ne güzel planlar çizse dahi sen bunu istemedikçe yapamazsın. O yüzden disiplin olup gerçekten çalışacağım. Ve bu sınavı kazanacağım ve başarılı olacağım. İyi bir liseye gideceğim diyeceksin Tomuş Öğren Bey. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.